Merhaba, ben Gülge Kovalı. Resim öğretmeniyim. Resim öğretmenliğimin yanı sıra burada değişik kurslara başladık. Resim ve ahşap boyama kursları. Burası ortam olarak çok güzel bir mekan ve halkı da bu tür kültürel etkinliklere çok ilgililer. Kurslara katılım oldukça iyi. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Yetişkin gruplarımız, ev hanımları, emekli insanlar, köyün insanları çoğunlukta. Görsel sanatlar en başta insana düzen duygusu kazandırır. Gerek çevresine, gerek kendine yönelik. Bir başka şey hoşgörüdür. Çünkü bir sürü şey denersiniz, güzellikler içinde uğraşırsınız. Farklı olana anlayışla yaklaşmayı ve onu hoşgörüyle karşılamayı bilirsiniz. Çevrenizdeki güzellikleri çıkarmaya çalışırsınız, görmeye çalışırsınız. Bu çok önemli çünkü kursiyer arkadaşlarla konuştuğumuzda artık her şeye farklı bakıyoruz. İşte renkleri fark edebiliyoruz çevremizde diye söyleyebiliyorlar. Ekonomik anlamda da geri dönütünü alabiliyorlar az da olsa belki. İşte pazarda bile satan insanlar gördük yaptıkları ahşap boyama işlerini. Onun dışında işte birbirlerine hediye götürebiliyorlar. Kendi yaptığım bir ürün olarak, farklı bir şey olarak. Kursiyerlerimiz evdeki objelerini bile değiştirebiliyorlar. Eskimiş objelerini yenileyebiliyorlar. Bu da ekonomik anlamda bir katkı. Bu öğrenme isteği eğitim anlamında düşünürsek, öğrenme isteğinin çok fazla olduğunu görüyoruz bölgede. Bu isteği yok etmeyecek şekilde biz de yardımcı olmaya çalışırız. Çünkü her yaşta insanlar, her zaman öğrenebileceği şeyler vardır insanların. Keşke bu isteği sürekli yaşatabilsek ve destek olabilsek. Adım Gülay Buğdaycı. Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneği'nde görev almaktayım. Kütüphanemizi çocuklarımızın yanı sıra yetişkinlerimizin de son derece yoğun ilgisi var. Onların sayesinde, derneğimiz sayesinde birkaç çeşitli dallarda kurslar verdik. Yani çok iyi zamanımızı geçiriyoruz burada. Bu kurslarımız mesela ahşap boyama kurslarımız var. Salı ve Perşembe akşamları yoğun ilgi görüyor arkadaşlarımız. Zamanında geliyorlar. İşte değişik objeler yapıyorlar. Birçok üyelerimizle beraber etkinlikler yapıyoruz. Bunların yanı sıra doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Gezi tekne turlarımız oluyor. Sinema, tiyatro, gezi etkinliklerinde hep beraber oluyoruz. Ve ayın sonunda çok kitap okuyan üyemizi ay sonunda hediyesini takdim ediyoruz. Ben Feridun Kalyoncu, emekli İzmir'den geldim. Gökova'ya yerleştik. Buraları cennet gibi, bir noksanlıklar, kültür hizmeti verelim diye aklımıza geldi emekli arkadaşlarımızla. Kütüphaneyi önce kurduk. 9 Mayıs'ta da derneğimizi kurduk. Oralarda hizmet vermeye başladık. Yani kahve alışkanlığımızdan ziyade. Bu meyanda kurslar halk eğitimin sayesinde kurslar açtık. Bizle beraber çoğu yetişkinler el becerileri kazandılar. Mesela ben bu yaştan sonra yağlı boya tabloya yapabileceğimi Gül hocamızın sayesinde öğrendim.
ve boş zamanlarımı, kütüphaneden kalan boş zamanlarımı yağlı boya tablo yaparak geçiriyorum. Bahçeyle uğraşıyoruz. Gökovamız cennet gibi. Bunun bedelini buradaki yetişkin ve çocuklara kurs olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda başarılı oluyoruzdur. Ben Emine Kalyoncu. Kütüphanemizin açılmasıyla beraber emekli arkadaşlar biz çok faydalandık buradan. Kitap okumaya başladık. Bütün arkadaşlar haftada bir kitap okuyoruz. Değiştiriyoruz, birbirimizden alıyoruz, kütüphaneden alıyoruz. Okuyarak kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ben ilkokul mezunuyum ama içimde kaldı okumadığım için. Torunlarıma bile zamanında yeri geldiği zaman ders gösterebiliyorum. Onlarla beraber çalışabiliyorum. Ve kendimi geliştirdim bu konuda, okuma konusunda. Okuma çok güzel bir şey. Keşke herkes okusa bizim gibi, örnek alsalar. Kütüphanenin yararını, faydasını öğrenseler. Bütün köydeki, kentteki çocuklarımız hepsi, anne babalar okusunlar. Öğrenmenin yaşı yok. Ben 65 yaşındayım. Neler öğrendim neler bu sayede. Her şeyim gelişti. Daha iyi bir, verimli bir anne olmaya çalışıyorum. Verimli bir bayan olmaya çalışıyorum etrafıma. Gördüğüm çocuklara, gördüğüm yaşlılara. Şöyle yapalım, okuyalım, kendimizi geliştirelim. Sanatla uğraşalım. Her şeyimizi beraber paylaşmaya başladık arkadaşlarla, emekli olan arkadaşlarla beraber. Çok güzel bir diyalogumuz var. Birbirimize hitap ederken bile hitap etmesini öğrendik. Okumanın, öğrenmenin hiçbir zaman yaşı yok. Bu yaştan sonra da her şey öğreniliyor. Merhaba, benim adım Can Gökovalı. 1985 yılında üniversitede öğrenciyken okulun model uçak kulübüne ve model uçak rehberlik öğretmenlik kurslarına katıldım. Ondan sonra öğretmen oldum. Her gittiğim okula bir havacılık kulübü kurdum. Her kulüpte yüzlerce model uçak, yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Bazıları pilot oldu, bazıları yamaç paraşütçü, paraşütçü. Ben de 84 yılında paraşüt başlangıç kursuna, 2003 yılında da yamaç paraşüt kurslarına katıldım. Uçmayı bir tutku olarak seviyorum. Ancak işin güvenli olması açısından model uçakları, model multikopterleri, model helikopterleri ulaşması daha kolay ve işletmesi daha kolay olduğu için sevgiyle kullanıyorum. Teknolojinin ilerlemesi, bu yaptığımız çalışmaların artık ulaşılabilir rakamları yapabilmemize yardımcı oluyor. Ben şahsen hiçbir alışkanlığım yok. Kahveye gitmek gibi bir hiçbir hayatımda gitmedim. Alışkanlığım yok. Bunun yerine okuldan geldiğimde elim yüzüm yıkı bir yemeğim yedikten sonra bir yeni proje üzerine çalışıyorum. Bugün nereyi, bu hafta sonu nereye gidip resimlesek, videosunu çeksek diye kafa yoruyorum. Artı çektiğimiz fotoğraflardan bunları birleştirerek nasıl harita yapabilirim üzerine bilgisayar programlarını internetten kurcalayarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum.